Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba efendim. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Varlık Yönetimi'nde bugün özelinde aslında biraz enerji varlıklarının yönetimini konuşacağız. Çünkü şu anda enerji piyasasında da biliyorsunuz böyle çoklu dağınık bir sistem var ve özellikle enerji firmaları da çeşitli alternatif teknolojilerle burayı destekliyor ve yurt dışından da yabancı yatırımcı alma anlamında da ciddi bir iştah olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bugün DBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle olacak Mehmet Tapınar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi özellikle tabii Türkiye'de ilgi çeken bir sektör malum. Yani enerji sektöründe şu anda ciddi bir ivme var. Yenilenebilir enerji kaynakları tarafında da çokça yatırımların olduğunu biliyoruz. Yurt dışından da özellikle Körfez bölgesinde de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şimdi ama önce ben şunu sormak istiyorum. Neydik, ne olduk? Yani enerji sektörü nereden nereye geldi? Biraz görünümü özetleyebilir misiniz? Kesinlikle. Aslında temelde enerji sektöründe faaliyet göstermek için geçmişini, bugününü ve geleceğini bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu da bence kısa, orta, uzun vade projeksiyonlarıyla bir bütün olarak çok değerli. Biz uzun vadede ya da daha geniş bir perspektifle bakacak olursak eğer, enerji sektöründeki yatırımlar daha öncesinde devletler eliyle yapılan yatırımlarken zamanla büyük enerji gruplarının yaptığı yatırımlar haline dönüşmüşken, ilerleyen yıllarda özellikle teknolojinin de entegrasyon tarafıyla beraber küçük ölçekli yatırımcıların, sonrasında da bireysel yatırımcıların içerisinde faaliyet gösterebildiği bir alan haline dönüşmeye başladı. Ve biz özellikle enerji sektörü için şu cümleyi çokça telaffuz ediyoruz. İnovasyonun regülasyondan hızlı olduğu bir pazar ve regülasyonlarla sınırları çizili olan bir pazar bu pazar. O yüzden çerçevesi belli olacak şekilde o yatırımların giderek daha küçük ölçekli derinleştirilmesi gerekiyor. Bunu da örnekleriyle ifade edecek olursam eğer, ilk başta devlet eliyle yapılan yatırımlar varken enerji sektöründe, örneğin Keban Barajı gibi ya da büyük termik santraller, bu noktada ifade edebiliriz. Zamanla büyük enerji grupları ve şu anda güneş enerjisiyle beraber bireysel yatırımcıların dahi evlerinde enerji yatırımları yapabildiği bir formata dönüştü. Tabii bununla beraber, özellikle teknolojinin entegre olmasıyla beraber, daha da derinleşmesiyle beraber, biz artık evlerimizdeki elektrikli otomobillerin bataryasından da elektrik ticareti yapar bir konuma geliyor olacağız. Bunun bir tane de örneğiyle de toplam projeksiyonu özetleyebilirim, noktalayabilirim. Örneğin Amerika'da özel bir şirket elektrikli otomobillerin bataryalarıyla yaklaşık 700 bin nüfuslu bir ilin elektriğini tamamen elektrikli otomobillerle sağladı. Aslında gideceğimiz model ülkemizde de bu yaklaşımda oluyor olacaktır. Sonunda oturduğumuz yerden hani kendi kendimizi, bütün evdeki belki de enerjimizi değil mi, kendi kendimize üretir hale de geleceğiz bir noktada. Aslında, mecburuz da bu arada. Evet. Temelde varlık yönetimi ile ilgili bir konuyu enerji perspektifiyle değerlendirecek olursak eğer, enerjide üretimle tüketim tamamen birbirine dengeli olmak zorunda olan bir çalışma modeli var. Yani siz ne kadar tüketiyorsanız o kadar üretiyor olmak zorundasınız. Ne kadar üretiyorsanız o kadar tüketiyor olmak zorundasınız. O aradaki fark biraz açıldığında biz önce küçük ölçekli, sonra da bölgesel, sonra da ülke genelinde elektrik kesintileri yaşıyoruz. Yani o varlığın yönetimi gerçekten stratejik bir öneme sahip. Bu sebeple o asetlerin özelinde değerlendirecek olursak, zaten teknolojiden bağımsız bir alan değil. Ve insanların örneğin çeşitli dizilerle ya da çeşitli futbol maçlarıyla tüketimini dahi tahmin etmeniz gerekiyor. Öngörü olmadığı sürece üretimi planlayamıyorsunuz. O yüzden varlık yönetimi açısından da çok çok değerli bir alan enerji Peki, sektörü. Peki nasıl yöneteceğiz o zaman? Nasıl optimize edeceğiz? Buradaki o teknoloji ya da yapay zeka altyapısıyla ilgili, hani sizin de çünkü içinde bulunduğunuz tam olarak o sektör nedir son durum? Aslında temelde geçmişte gerçekleşen data, eğer buna sahipseniz, bugünkü teknolojinin kabiliyetleri ve gelecekte teknolojinin getirebilecekleri açısından kurguya sahipseniz, bir stratejiye sahipseniz aslında yol haritası belli. Çünkü bugün EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, herhangi bir regülasyonu çıkardığında evet, temel hakları ve kırmızı çizgileri belirleme hedefiyle bunu yapıyor ama
O teknolojinin sağladığı imkanları ülke menfaatine çevirebilme hedefiyle yaptığı şeyler, regülasyonlar. Biz eğer oradaki teknolojiyi geçmiş datayla beraber, yani tüketim profili diyelim buna biz ya da üretim profilleri diyelim. Bugünkü teknoloji kabiliyetleriyle harmanlayacak olursak yarın ne üreteceğimiz ya da ne tüketeceğimizi çok daha iyi tahminleyebiliyoruz. Finansal piyasalarla enerji piyasası bu yönüyle çok benzerdir. Öngörü ne kadar doğruysa karlılık o kadar artar. Ya da daha fazla model yaratabilirsiniz. Enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin özellikle en büyük zafiyetlerinden bir tanesi bu. Örneğin güneş santrallerinde güneşi öngörmeniz lazım. Bulutluluk oranlarını öngörmeniz lazım. Şebekeye yarattığı etkileri öngörmeniz lazım. Hidroelektrik santrallerde yağmur oranlarını ya da rüzgar santrallerinde rüzgarı öngörüyor olmanız lazım. Geçmişteki datalarda bu alanlarda çok ciddi boşluklar var. Çünkü biz daha çok tüketimi takip ettik ve daha çok kontrol edilebilir santralleri takip ediyorduk. İşte termik santraller, doğalgaz santralleri gibi. Mevcuttaki teknoloji kabiliyetiyle beraber güneş santrallerini, özellikle de depolama santrallerini bu sektörde bir oyuncu haline getirebilecek olursak eğer, biz tahminlemenin daha ötesinde yaşanabilecek krizlere göre yeni finansal modeller, yeni ticari modeller yaratabiliyoruz. Yani buzdolabının olduğu bir gıda sektöründe örneğin yaz ve kış sezonları arasında gıdada çok farklılık olmaz. Ama geçmişte böyle değildi. Her şey sezonunda ucuz. Diğer sezonu dışındaki dönemlerde de pahalıydı. Enerji sektöründe de teknolojiyi eğer öngörü noktasında ve o öngörüyle beraber müdahale edebilme kabiliyeti olarak kullanabilecek olursanız ciddi yeni karlılık ve yeni iş modelleri yaratabiliyorsunuz. Bizim buradaki temel konumuzda Türkiye'de en fazla şebeke krizini yaratan şey yenilenebilir enerji santralleri olduğu için bu santrallerde işletme faaliyeti göstererek elektrik şebekesinde yarattığı etkileri saniyelik datalarla yaklaşık 6 yıldır takip ediyoruz ve bu datayı topluyoruz. Neden? Gelecekte eğer biz elektrikli otomobiller üzerinden bir elektrik ticareti pazarı açacaksak, oradaki bataryaları yöneterek bir ekosistem ortaya çıkaracaksak, örneğin 1 milyon adet elektrikli araç Türkiye'nin kurulu gücü kadar büyük bir güç yapıyor. Ama 1 milyon adet batarya ünitesini manuel olarak yönetemezsiniz. Buna yapay zeka entegrasyonu şart. O yapay zekayı yaratabilmeniz için de sizin dataya ihtiyacınız var. İşte biz şu an şu aşamada 6 yıllık o datayla şu anda %98 tutarlılıkla öngörü kabiliyetine sahip bir tahminleme modülü geliştirdik ve bunu yapay zeka ile beraber araçların şu anda elektrik sat, şu anda elektrik al talimatlarıyla şebekede çalışabileceği bir enstrüman haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Burası biraz maliyetli ve henüz şu anda Türkiye'de karşılık bulmamış bir alan olduğu için, çünkü inovasyonu hızlı ama regülasyonu geriden geliyor olacak. İlerleyen dönemde ciddi bir karşılık bulmasını bekliyoruz açıkçası. Kesinlikle çok ilginç aslında. Çünkü hani herkes böyle şu anda o dağınık yapı dediniz ya, yani her koyun kendi bacağından asılıyor ama aslında sistemin bir şekilde hani regülasyon olmasa da dediğiniz gibi inovasyon ile desteklenmesi gerekiyor ki verimliliğin artması, değil mi? Atıl kapasitelerinde belki oyunun içine dahil edilmesi anlamında belki ikinci kırılım noktası da depolamayla olacaktır diye düşünüyorum. Neredeyiz şu kesinlikle anda? Aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Mevcut da gelir elde edemeyen alanları siz o market içerisinde bir faaliyet haline getirdiğinizde bu hem verimlilik hem de yeni çok pardon bu arada. Estağfurullah. Su için isterseniz. Mevsim geçişleriyle beraber bu tarz şeyler sıkça yaşanabilir. Evet. Buna şöyle örnek vermek isterim aslında, daha kısa bir şekilde ifade etmem gerekirse. Normalde elektrikli otomobilleri olan birçok insan var ve herkes belirli aralıklarla kendi evden işe, işten eve ya da çeşitli ihtiyaçları için kullanıyorlar. Siz oradaki araçları taksi modeliyle çalıştıracak bir ekosistem kuracak olursanız, dünyanın en büyük taksi şirketi olabiliyorsunuz hiç taksiniz olmadan. Bunun ismi var örneğin. Ya da hiç restoranınız olmadan Türkiye'nin en büyük restoran şirketi olabiliyorsunuz. Hiç depolama santraliniz olmadan da dünyanın en büyük depolama şirketi olabilmenize imkan sağlayabilecek bir iş modelinden bahsediyoruz. Aslında global trendlere baktığımızda
büyüyen şirketlerin hep benzer stratejilerle büyüdüğünü görüyoruz. Kendi aseti değil ve OPEX'i de ona ait değil. Ama yarattığı iş modeliyle normalde insanların göz önünde bulundurmadığı bir alanı ticari model haline dönüştürmüş olmaları. Şu anda Türkiye'de örneğin 140 bin dolaylarında elektrikli otomobil var. Sadece 66 bine tam kapasite çalışan bir akü nükleer santral gücü yapar. Ya da Türkiye'de 1 milyon adetten bahsediyoruz. Yani 1 milyon adetlik bir elektrikli otomobili biz yönetiyor olsak Türkiye kurulu gücü kadar bir kurulu güç yapar ki bu da bize globalde en büyük enerji şirketlerinden birisi yapar. Yani iş modeli, stratejisiyle beraber temelde globaldeki trendlere uyumlu bir şekilde kurgulanırsa oradaki verimlilik gerek elektrik depolama, gerekse elektrikli araç şarj istasyonlarıyla beraber yeni ticari modelleri ortaya çıkarıyor aslında. Evet, burada aslında elektrik piyasasının demokratikleşmesi belki de değil mi? Yani başka bir kırılımdan bahsedeceğiz. Evet. Ve şimdi tüm bunlar yaşanırken hani doğrudan yatırımlar tarafında işte hep takip ettiğimiz özellikle Körfez bölgesinden buraya ilgi olduğunu konuşuyoruz. Ve özellikle de bu ilgi enerji sektörüne daha çok yoğunlaşacak diye mesajlar veriliyordu. Var mı böyle bir gündem sizin özellikle üzerinizde ya da hani sektör için baktığınız zaman durum nasıl gözüküyor? Biz geçtiğimiz aylarda Türkiye Suud İş Yatırım Forumu'nda 21 firmanın da katıldığı bir imza seremonisinde Suudlu bir firmayla anlaşma imzaladık. Bu birliktelikle beraber gerek Suudi Arabistan'da gerek Türkiye'de beraber hangi alanlarda yatırım yapabiliriz ve hangi alanlarda teknoloji geliştirebiliriz konuları üzerindeydi. Ve şu anda da ağırlıklı olarak Avrupa'dan ziyade Körfez bölgesinden yatırımcılardan ciddi talep geldiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye'de enerji sektörüne. Çünkü enerji sektörünün dolaylı olarak dövize bağlı bir finansal yapısı var. Tabii. Artı bununla beraber teknolojiye entegre olmuş enerji yatırımlarına ilgi çok daha fazla. Bunun en basit örneğini biz kendi özelimizde gerek imzaladığımız iş birliktelikleriyle gerek firmamıza olan ilgiyle çok net bir şekilde görüyoruz Körfez bölgesinden. Tabii bizim o bölgede ayrıca da faaliyetlerimiz var. Yine global bir şirketle beraber 19 ülkede taahhüt partnerliğimiz var. Güneş enerjisi, elektrik depolama ve şarj istasyonları konularında. Bu kapsamda da o bölgede gelişmekte olan pazarlarda yatırım alternatifleri üzerine çalışıyoruz bir taraftan. Özellikle girişim sermayesi yatırım fonlarımıza gelen Körfez bölgesinden ilgi bu konu özelinde diyebilirim. Peki bu özellikle şarj istasyonları tarafı, biraz da orayı isterseniz açıp detaylandıralım. Orada nasıl gidiyor işler? Yani orada da çünkü bireysel olarak çok fazla şirketin aslında işte ne yapıyorsunuz deyince böyle alternatif tarafta yatırımlarda hemen bir elektrikli şarj istasyonu yatırımını duyuyorum ben. Bu önümüzdeki dönemde bir sorun olur mu acaba? Aslında şöyle, akaryakıt tarafında da benzer süreçler yaşanmış. İlk başta 10 binlerle, 20 binlerle ifade edilen lisanslar varken sonrasında 10'a kadar konsolide olmuş. Yaklaşık şu anda toplam lisans olarak bakacak olursak eğer gerçekten bir elin parmaklarını geçmeyecek seviyede akaryakıt tarafında. Biz bunun benzerini elektrikli araç şarj istasyonları özelinde de bekliyoruz. Bunun en temel sebebi elektrikli otomobillerle ilgili vereceğiniz faaliyetler çok fazla teknoloji entegrasyonu gerektiren konular ve çok fazla da iş modeli yaratabilme imkanı var. Yani sadece elektriğin ticareti yani şebekeden alınan elektriğin elektrikli otomobillere satışı değil de oradaki kampanya modelleri ya da teknolojinin geliştirilmesiyle ilgili olan modeller ya da şarj istasyonundan daha sonrasında depolama santrali entegrasyonu, o istasyona hidrojen tesisi kurulması gibi konu başlıkları ciddi anlamda firmaları ayrıştırıyor olacak. Şu anda da gördüğüm kadarıyla bir konsolidasyon yaşanmaya başladı. Belli başlı firmalar lisans iptallerine, bazıları da lisanslarını devretme eğilimi içerisindeler. Temel sebebi de şu, enerji sektörü genel olarak B2B'de çalışan, hatta daha çok devletle anlaşmanızın olduğu bir iş modeline sahipken, şarj istasyonları B2C'de çalışan bir iş modeline sahip. Yani müşteri hizmetleri, oradaki beklentilerin karşılanması, enerji sektöründeki yatırımcıların çok konfor alanı içerisindeki konular değil. Birebir müşteriyle ilgilenmek çünkü evet. Değil mi yani? Oldukça meşakkatli de bir iş. Kesinlikle ve bunun farkına varan ya da oradaki teknolojinin ciddi bir yük olduğunu, ciddi bir yatırım gerektirdiğini gören firmalar parça parça
çıkma eğiliminde diyebiliriz. Peki bu bir fırsat da bir yandan hani bazı şirketler için de getirecektir diye düşünüyorum. Mesela siz mevcutta aldığınız yatırımları nerelerde değerlendireceksiniz? Yani hani burada depolama mı, daha çok teknoloji tarafı mı, bu bahsettiğimiz işte hani ortaya çıkacak belli başlı işte fırsatlar gibi mi, nasıl okumak lazım? Aslında orada bazı kararlar bizim çok fazla elimizde değil maalesef. Çünkü finansal piyasalara bağlı olarak çalışıyoruz. Önümüzde iştirak şirketlerimizden bir tanesinin halka arzı söz konusu olduğu için elde edilecek sermayenin ve bu süre içerisinde gelecek yatırımların hızlı bir şekilde finansal getirisi olan yatırımlara dönüyor olması lazım. O yüzden öncelikli yatırımlarımız güneş santralleri üzerine oluyor olacak. Elektrikli araç şarj istasyonları... GES yatırımları şu anda özellikle hangi bölgeler için konuşuyoruz? Türkiye'de aslında Karadeniz bölgesini biraz ayrıştırırsak eğer diğer bölgelerin hemen hemen hepsi bunun için elverişli. Kaç megawattlık bir hedeften bahsediyoruz? Bizim hedefimiz ilk etapta 2025 yılı içerisinde 150 megawatt bandında bir yatırım büyüklüğüne çıkmış olması enerji iştirakimizin. Bununla beraber zaten enerji sektörünün temel dinamiklerinde de bu vardır. Yaptığınız bir yatırım başka bir yatırıma evriliyor zaten. Örneğin hidroelektrik santrallere hibrit izni verildi ya da diğer yenilenebilir enerji santrallerine hibrit artı depolama izni verildi ve büyümesine imkan sağlandı. Lisanslı santrallerle de ilgili önümüzdeki dönemde mevzuatsal genişleme bekliyoruz. O yüzden şu dönemde lisanssız tarafındaki yapacağımız yatırımlar ilerleyen dönemde farklı alternatif yatırımların da önünü açıyor olacaktır. Ama buradaki en önemli konu değerlemeye konu olması, halka arzda doğrudan finansal getirisinin modellenebiliyor oluşu ciddi anlamda bizim ve yatırımcılar için katma değer sağlıyor. Sonraki aşamada şu anda da devam eden yaklaşık bir 15 milyon doları aşkın bir yatırımla, öz kaynak yatırımıyla yaptığımız şarj istasyonu faaliyetimiz var. O faaliyetin içerisinde güneş santrallerimizi büyütüyoruz. Çünkü şarj istasyonlarında büyümeyi en fazla tetikleyen şey elektrikli otomobillerin sayısının artışı. O bizim kontrolümüzün dışında bir girdi yarattığı için model içerisinde finansal tutarlılığı sağlamak adına yine güneş santralleri kuruyor olacağız. Devam eden süreçte de bu şarj istasyonlarıyla da beraber depolama santrallerimizi büyütüyor olacağız. Çünkü şarj istasyonları hem yeni güneş santralleri yapmamıza imkan sağlıyor, hem de her arabanın bir bataryasını şarj ettiğimiz gibi aynı bölgede kendi depolama santralimizi de şarj edebiliriz. Bu da daha düşük capex demek. Daha verimli bir yatırım modeli demek. Bir sonraki etapta da depolama santrallerimizi büyütüyor olacağız. Sonrasındaki hedefimiz de hidrojen tarafındaki yatırımlarımız oluyor olacak. Yurt dışı yatırımları? Şu anda zaten Körfez bölgesinde bir sürecimiz var. Almanya'da bir yatırım ofisimiz var. Maalesef Ukrayna'da bir yatırım dönemine başlamıştık savaş sebebiyle. Oradaki yatırımı durdurduk. Romanya'da yine aynı şekilde 22 megawattlık bir projemiz için finansman anlaşmasını imzaladık. Oradaki resmi prosedürün ilerlemesini bekliyoruz. Onunla beraber Avrupa tarafında da yatırımlarımız devam ediyor olacak. Zaten enerji sektörünün en keyifli konularından bir tanesi de budur. Bir ülkede yaptığınız iş modelini diğer ülkelerde genişletebiliyorsunuz. Mevzuatsal belli başlı farklılıklar dışında genel olarak genişlemeye çok müsait bir sektör. Özellikle Lisbon Enerji Şartı Anlaşması'na taraf olan ülkelerde zaten yabancı yatırımcı olarak yaptığınız yatırımlarda kendi ülkenizden dahi hukuksal olarak daha fazla korunabilmenizin imkanı olduğu için o yüzden regülasyonlar daha çok aslında yatırımcıyı değil mi koruyan tarafta. Evet, evet. Türkiye'de de örneğin yabancı yatırımcının yerli yatırımcıdan daha çok hakkı vardır enerji sektöründe. Bunun da biraz etkisi bu arada yabancı yatırımcıların enerji sektörüne ilgi göstermesi ciddi anlamda hukuksal zeminden kaynaklanıyor temelde. Evet, yani önümüzdeki dönemde aslında hani yatırımcıların buraya da ilgisi olacaktır ama bir yandan içerideki bizim kendi enerji şirketlerimizin de tabii yurt dışındaki fırsatlardan da geri kalmayacağını anlıyoruz. Ama tabii ki burada bir ayrışma yaşanacak diyorsunuz. Önümüzdeki dönemde teknolojiyle bunu destekleyen ya da hani bunun yanı sıra işte farklı enstrümanları da bunun yanına koyan şirketlerle diyelim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. DB Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağırladık efendim bugün. Varlık yönetiminde enerji kaynaklarının biraz varlık yönetimini anlatmaya çalıştık diyelim. Burada noktalayalım. Gelecek hafta yine beraberiz. Hoşçakalın.